Bu aldığı paradan bizim de iste hakkı verecek ha. Bak görürsün. Hadi bakalım inşallah. Aa. Nasıl ya? Ne oldu kız? Peşinden koşacağım derken serumu düşürmüşüm. Allah, ayağım takıldı herhalde. Ya sen onu bunu bırak da paranın kaynağını gördün mü? Hükümet gibiydi Allah'ıma. Bana bak, bunu aldığınız gibi toz olacaksınız ona göre. Sen de onunla gidiyorsun. Ben sözümü tuttum, siz de defolup gidin. Eyvallah babalık. Akşama sizi burada görmeyeceğim, o kadar. Akşam falan beklemeyelim Bekir. Ben 5 dakikada toplarım eşyalarımı, hadi. Acelen ne güzelim. Benim işim daha bitmedi. Sen bekle hele beni burada. Ne beklemesi? Çantamı alayım, gidelim bu belalı yerden. Önümü öp gitme. Elinin hamuruyla işime karışma Funda. Bekle diyorsam kır dizini, otur bekle. Bugün biri geldi. Babamla konuştular. Ama ben kim olduğunu göremedim. Bir de Cüneyt, bana babamın telefonu lazım. Toprağın numarasını hatırlayamıyorum. Sen niye susuyorsun? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Hani sana söz vermiştim ya. Gerçekte Yusuf'un kimi sevdiğini ispatlayacaktım. Yapamadım. Bugün yapamadım. Ama bir gün mutlaka o Yusuf'un gerçek yüzünü sana göstereceğim Havva. Öyle mi? Koydun kafana yani yapacaksın. Sonra ne olacak? Ben şu haldeyken dünyayı başıma yakacaksın da ne olacak? Ben... Senin için dedim Zümrüt gözlüm. Deme. Deme Cüneyt. Bana Yusuf'la ilgili kötü hiçbir şey söyleme. Sen beni nasıl sevdiysen ben de onu öyle sevdim. Oh,
O şimdi her şeyi unuturum zannediyor. Ben biliyorum. Ama ben onun aşkından şüpheye düşmem. Sen de bunun aksini düşünme. Anla beni artık. Ne olur. Araba sesine bir koşuşu var. Vallahi görülecek bir şey yani. Nerede kaldın Allah aşkına Yılmaz Bey? Lavaboya uğramıştım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk biraderim. Canın mı sıkkın babacığım? Yok be kızım. Bugün biraz yoruldum herhalde. Ben yemekten sonra ellerimle sana bir kahve yaparım. İyi gelir olur mu? Oo, kızlar da döktürmüşler ha. Bakmak için yapılmadı Yılmaz Bey. Hadi buyurun Allah aşkına. Hadi. Peki kermes nasıl geçti Hamit Hanım? Ay vallahi bir telaş, bir kalabalık Yılmaz Bey. Sana anlatamam. Böyle yüreğim küt 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 küt, kalp krizi geçireceğim zannettim vallahi. Değil mi Münevver? Ama kabağı sende yenge. Bir dakika durmadın. Ameliyattan sonra hiç dinlenmedin, farkında mısın? Ay be Hasan, boş geç Allah aşkına, yaşadığımız kadar mı yaşayacağız ayol? Çocuklar iyi olsun, boş geç. Yusuf'um, sizin iş nasıldı oğlum? Yoğun anne. Aman, iş dediğin nedir ayol? İnsanın elinin kiri. Bak Allah'ıma binlerce şükür. Böyle oturabildik değil mi bu masaya? Karıcığın yanında, ailen yanı başında. Ha? İş dediğin zaten yürür gider. Gerisi de fasafiso oğlum. Bade. Çok yeme. Barbunya yaptırdım. Teşekkür ederim. Heh, işte Sultan da yemeği getirdi. Karnıyarık mı? He. Ne demek he? Sen benimle alay mı ediyorsun? Bu akşam barbunya yapılacak denmedi mi? Kiler de yoğdu. Yarın pazardan hani taze taze alır yaparım dedim. Ondan yapmadım yani. Anneciğim, ben karnıyarığı da çok severim. Önüne varsın. Havam da pek severdi. Ne yapıyorsun ya sen? Bilerek mi yapıyorsun gözümün içine baka baka? Bu konaktan nadir almayacaksınız demedim mi? Boş bulundum bey. Konuşma, çık dışarı! Densiz. Bir küçücük laf etti. Bütün huzurumuz gitti ayol. Densiz. Thank you.
Baba. İyiyim. Kalk. Niye bana yalan söyledin? Hayırlı akşamlar Enes Efendi. Hayırlı akşamlar Arif Efendi. Biliyorsun ne zamandır hanımın memleketindeydik. Dün gece geldik. Olanlar dünce inan çok üzüldük. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hanım da Şeref Hanım'a baktı ama evde yok galiba. Yok yok yok. Hayırlı akşamlar. Sana da sana da. Neden bu tedbirleri Cüneyt? Ötesini meresini karıştırmayalım. Size söylediklerimi unutmayın yeter. Siz buraya hiç gelmediniz. Havva'yı gördüğünüzü de, onu muayene ettiğinizi de, hatta buranın yolunu izini de sileceksiniz kafanızdan. Ya ben unutmasını unuturum da inşallah sen bana verdiğin sözü unutmazsın. Merak etmeyin sözüm söz. Kayınpederimden parayı alır almaz ödemeyi yapacağım size. Buyurun. Pekala. Işığı takip eder misiniz? Kaşlarımızı kaldıralım. Kaşlarınızı çatar mısınız? Raporlara bakabilir miyim? Tabii. Buyurun. Tahmin ettiğim gibi. Almış olduğunuz darbeye bağlı kafa travması geçirmişsiniz. Yani? Yani beyin kanamasına bağlı halk arasında SARA olarak adlandırılan aralıklı epileptik nöbetler geçirmişsiniz. Ancak bu nöbetler beyinde bir hasar bırakmamış. Şükür. Sürekli uyku halinde olması bu yüzden miymiş? Yani yine bu beyin kanamasına bağlı geçici bir şuur kaybı yaşamış. Hareket edememesi, konuşamaması da ona bağlı. Yani felçli değil, değil mi? Yok, hayır. Felç söz konusu değil. Duydun mu Havva? Yanlış bilmişler. Sen hiç felç olmamışsın ki. Bu tür olaylarla sık karşılaşmadığımız için yanlış teşhis konulması da doğal. Zaten Havva Hanım'ın bulguları da tamamen bu yöndeymiş. Eski halime dönebilecek miyim ben? Yani normal süreç bu şekilde. Ancak bu biraz zamana bağlı. Vücudunuzdaki açılmalarda gözlemlediğiniz gibi yavaş yavaş ve bölgesel. Doğru, evet. Sadece elimi hareket ettirebiliyorum. Ama yürüyebileceğim değil mi ben? Vereceğim ilaçların etkisiyle kaslarınız işlerliğini kazanacaktır. Ancak bu biraz zaman alır. Hay Allah razı olsun sizden. Bunları söylediniz ya, gerisi dert değil. Ben Havva'mın yanından bir an olsun ayrılmam. O yeter ki iyileşip ayaklansın. Peki ne kadar sürecek bu? Yani ne zaman yürüyeceğim? Bu sizin iradenize ve yaşama azminize bağlı.
Tabii ki ilaçları da düzenli kullanmanıza ve egzersizlerinizi hiçbir zaman aksatmamanıza bağlı. Şükürler olsun Allah'ım. Çok şükür. Gördün mü, bak böyle her yerini yavaş yavaş oynatıp yakında ayağa kalkabileceksin. Cüneyt, sessiz ol Allah aşkına, biri duyacak şimdi. Kimse yok, merak etme. Hemşire nerede? Bilmem. Doktoru almaya gittiğimde baktım yoktu. Döndüğünde de kontrol ettim, gittiği yerden gelmemiş daha. E baban da evde değil zaten. O doktor konuşmaz değil mi? Ağzı sıkı olmasa getirir miyim? Merak etme, çok yakın bir arkadaşımın babası. İyi. Hem bak, doktor yanılmamış da. Yavaş yavaş açılır dedi. Dediği de çıktı, ayakların oynamaya başladı bile. Gözümü ilk açtığım zaman hiç kıpırdayamadım ya. Bağladılar sandım beni, biliyor musun? Konuşacağım, sesim çıkmıyor. Ellerim taş kesilmiş, kıpırdamıyor. Dedim ki böyle kalacaksam ölsem daha iyi. Ama yürüyeceğim ben. Kalkacağım ayağa Cüneyt. İyileşeceksin tabii. Hem yürümeyi bırak, koşacaksın bile. Ben de hep yanında olacağım. Hep böyle elini tutacağım. Ne işin var senin yine burada? Ben gidelim artık dedikçe dönüp dolaşıp buraya geliyorsun Bekir. Ne yapayım kızım, odanda yoktun. Hem öğrendiklerimi duyunca dudağın uçuklayacak vallahi. Neymiş öğrendiğin bakalım? Hadi anlatsana Bekir. Bekir! Bu kızın makineleri nerede? Öldü mü yoksa? Ha, öldü. Artık ihtiyacı kalmadı da ondan. Hem sana ne? Hadi senin derdin ne, anlat bakayım. Al işte. Derdim bu. Ben sana dedim değil mi, bu bey baba bir işler çeviriyor diye. Bunca zaman baktığım bu kız kimmiş biliyor musun? Adamın kızı. Ha, adamın kızı. Bu kız var ya bu kız. Yusuf Hancıoğlu'nun eski nişanlısıymış. Hancıoğlu mu? Hiç yabancı gelmedi ya. Tabii yabancı gelmez kızım. Ürgüp'ün yarısı bu adamların. E tabii zengin olunca önü de bayağı bol oluyor bunların. Bize ne Bekir? Niye adamların parası bizim çenemizi yoruyor? Hem o kağıtlar ne? Amma salaklaştın ha sen de. Elimizde öyle bir bomba var ki nişangaha doğru ayarladık mı var ya. Bildiğin zenginiz. Ne bombası ya? Kapadokya'nın tanınmış iş adamlarından Yusuf Hancıoğlu'nun intihar ettiği tahmin edilen eski nişanlısı Havva Karagül, kaldırıldığı hastanede birkaç ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda kalan Havva Karagül, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Nasıl yani? Anlamadın mı gülüm? Bu kız burada gizli saklı kalıyor. Ama herkes onu öldü sanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.